Gökçeada'dayız. Bu görmüş olduğunuz Yuvalı plajı, Uğurluköy civarındayız. Karşı tepelerin üstünde Dereköy var. Gökçeada bugün Türkiye Cumhuriyetimize ait Ege Denizi'nde Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki iki önemli adadan en büyüğü. Eski adıyla İmroz. İmroz Rumca'da rüzgarlı demek. Hakikaten ada öyle enteresan bir ada ki bir tarafında kıyametler kopuyor, muhteşem bir rüzgar. Öbür tarafı alabildiğine süt liman. Hangisini beğeniyorsanız bir tekneye atlıyor ya da arabanızla adanın bir ucundan öbür ucuna geçebiliyorsunuz. Ada büyük bir ada ama bir ucuyla öbür ucu arası arabayla yarım saat 40 dakikada ulaşılabiliyor. Ben size adanın biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. Gökçeada ilk çağlardan beri insan yerleşimine açık enteresan bir yer. Milattan önce 3000'lere kadar giden yaşam alanları var. Özellikle eski Bademli köyünde yapılan kazılarda öyle bir höyük bulundu ki bahsettiğim tarihlerde yaşayan insanların yaşam alanları, av aletleri, silahları, hatta onların ortaya koyduğu dokumalarda kullandıkları ağırşak dediğimiz taşlara kadar nice eser ortaya çıkarıldı. Keşke bunları da dolu dolu turizme açabilmiş, insanlığa sunabilmiş olsaydık. Ha bulunanlar nerede, bunları görmek istiyoruz derseniz Çanakkale iline gidip Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ne bakmanız yeterli olacaktır. Helenistik döneme gelecek olursak, yani milattan önce 300'ler, Büyük İskender'in Biga bölgesinde Granikos Savaşı'nda Persleri yendiğini, Adana İssos civarında İssos Savaşı'nda Persleri ikinci kez yendiğini biliyoruz. İşte Büyük İskender'in yolu buradan geçiyor, buraya uğruyor ve İskender ve ordusu tarafından Gökçeada ele geçiriliyor. Daha sonra Anadolu'yu yöneten Seleukoslar derken Antik Roma ve Hristiyan Roma. Hristiyan Roma'nın zayıfladığı dönemler, 1204 Latin istilası olduğunda, yani Katolik Avrupalılar dev gemileriyle 4. Haçlı Seferi'nde Kudüs'ü ele geçirmeye çalışırken yolları buradan geçiyor ve ikmal yapmak için yolları üzerinde dindaşları Hristiyan bir devlet olan Doğu Roma'ya uğruyor. Doğu Roma'nın güzelliğine dayanamıyor ve Doğu Roma'yı yağmalıyorlar. Tam 57 sene İstanbul'da kalan Katolik Avrupalılar Gökçeada'yı da işgal ediyor ve buraya da el koyuyorlar. 1264 yılında İstanbul'u boşaltan Katoliklerin hemen arkasından Paleologos Hanedanı İznik'ten İstanbul'a gelip buraya ele geçiriyor ve burayı aldıktan bir sene sonra Gökçeada'yı da Katoliklerden, onların boş bıraktığı bu yere teslim alıyorlar. Hristiyan Roma buraya tekrar geliyor ama hızla zayıflayan Doğu Roma İmparatorluğu'nun elinden bu güzelim Gökçeada'yı bu kez kimine geçirecek? Cenevizler. Zaten Latin istilası döneminde Katolik Avrupalılar buraya gelirken kim bu Katolik Avrupalılar? Fransızlar, Venedikliler, Cenevizler, Pizalılar, aralarındaki Cenevizler bu bölgelerde belli stratejik noktalarda sömürge limanları kuracaklar. Hatta bunlardan bir tanesi Trabzon, bir diğeri İstanbul Boğazı'nın Çanakkale ağzındaki özellikle Beykoz'un üstündeki Yoros Kalesi ve Gökçeada kalelerini ele geçirecek. Bakın şu an tam arkamda bir kale görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz kale kalıntısı Yuvalı plajı üzerindeki öyle stratejik bir yerde. Havadan baktığınız zaman hem bu Yuvalı plajına hakim hem de arka taraftaki plaja hakim stratejik bir nokta. Burası öncelikli olarak Doğu Roma, arkasından da Cenevizlere ait bir bölgeydi. Zaten Gökçeada'ya geldiğiniz zaman hem bunu hem de Dereköy sırtlarındaki ikinci bir Cenevizi Kulesi'ni, Kaleköy'e gittiğiniz zaman eski Kaleköy Mahallesi'nin sırtlarındaki kale kalıntılarını göreceksiniz ki bu gördüğünüz kaleler ve kale kalıntıları önce Roma, daha sonra da Cenevizlerin kullandığı, Osmanlı'nın kısa bir süre karakol olarak kullanıp daha sonra da kullanımı kapatmış olduğu enteresan coğrafyalar olarak karşımıza çıkmakta. Bakın tam arkamızda o dağın üzerinde, hani bu Kıbrıs'ın beş parmak dağlarındaki gibi böyle enteresan bir çıkıntı var orada. Orası Paleokastra Kalesi.
Paleokastra Kalesi de aynen size az önceki o plajda anlattığım ve gösterdiğim gibi önce Romalılar, daha sonra Doğu Roma yani Bizans tarafından, son olarak Ceneviz ve bir dönemde Osmanlı'nın kullandığı Gökçeada'nın önemli kale yapılarından bir tanesi. Peki sonra ne olur? Sonra 1453 Osmanlı'nın buraları ele geçirmesi söz konusu olur. Osmanlı 1453'te İstanbul'u alır. İstanbul'u fetihten 2 sene sonra Osmanlı Deniz Kuvvetleri Gökçeada'ya her şeyle hakim olur. Ve burası tam 500 yıl boyunca Osmanlı denizcilerinin elinde, Osmanlı halklarının yönetiminde kalır. Tabii ki burada Rumlar da vardır ve Osmanlı yönetiminde, hele hele Kanuni Sultan Süleyman'la beraber burası bir vakıf adaya dönüştürülünce halk bundan çok büyük gelirler elde eder. Gayet rahat yaşar. Ama ne zaman Osmanlı'nın zayıflama dönemleri başlar? Birinci Dünya Savaşı söz konusu olur. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri bloğunda bulunan İngiltere, Fransa, Rusya ve o gün aralarında bulunan İtalya bu bölgeleri ele geçirmeye çalışır. Zaten İtalyanlar 1911 Trablusgarp Harbi döneminde Ege'nin köşesindeki 12 adamızı işgal etmişlerdir. Bu Uşa Anlaşması'yla bize geri vermiş ama emaneten onlarda bırakılmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Gökçeada ve Bozcaada İngiliz, Fransız işgaline uğrar. Dev zırhlıları buralara gelir, buralara konuşlanır ve 1915-18 Mart'ındaki Çanakkale Harekatı'na buradan gelecekler. Büyük bir hezimetle, hüsranla buraya geri döneceklerdir. Buradaki Rumların bir kısmı buraları işgale gelen İngiliz ve Fransızlara maalesef yataklık yapacaklardır. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde, ki Gökçeada'nın biraz uzağında, bakın şuradan belli belirsiz görüyoruz, tam sırtımın baktığı taraf Limni Adası var. Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi işte tam orada imzalanacaktır. Tarihimize bir kara leke olarak geçen Mondros Mütarekesi. İtilaf kuvvetleri arzu ettikleri, stratejik gördükleri her noktaya, ülkemizin her bir yerini işgal edebilme hakkını elde etmişlerdir. Anadolu'da muhteşem bir kurtuluş harekatı başlar ve nihayetinde bağımsızlığımızı kazanırız. Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması. Lozan Barış Anlaşması'yla Ege'de iki ada Türkiye Cumhuriyetimize bırakılır. Bozcaada ve Gökçeada. Gökçeada o günlerden bugüne, yani 1923'ten günümüze bizim adamızdır ve Çanakkale Boğazı'nın ağzını tutan en önemli karakol toprak parçamız olarak, ana vatanımızın batıdaki en uç noktası olarak bugün hala ana vatana kalkan olmaya, buraları muhafaza etmeye, en uçta şanlı bayrağımızı dalgalandıran bir gönder vazifesi görmeye devam etmektedir. Ve inşallah kıyamete kadar da devam edecektir. Gökçeada'ya geldiniz. Burada nereleri görmelisiniz? Birkaç tane tarihi dokusu bozulmamış Rum köyü var. Dereköy gibi, Tepeköy gibi, Zeytinköy gibi buraları görebilirsiniz. Kaleköy'e gelebilirsiniz. Kaleköy'de az önce bahsettiğim tarihi kalıntıları gezip dolaşabilirsiniz. Onun dışında bugün Gökçeada'nın merkezinde bir devlet hastanemiz var. Devlet hastanesinin yanından geçerken illaki fatihalarınızı okumalısınız. Neden? Çünkü devlet hastanesinin olduğu yer Gökçeada'nın tarihi Osmanlı mezarlığıydı. Bu mezarlığı 1. Dünya Savaşı yıllarında buradaki art niyetli bazı Rumlar tarihi mezar taşlarımızı yıkmış ve yok etmiştir. Neden? Çünkü 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Wilson ilkelerine göre kim nerede çoksa orası onlara verilecek kuralına göre Müslüman Türkler burada hiç yaşamadı demek isteyen art niyetli Rumlar sarıklı, kavuklu, hotozlu mezar taşlarımızın bir kısmını yok etmişlerdir. Maalesef belli bir dönem sonra adadaki Müslüman Türkler, bizimkiler de o tarihi mezarlığın geri kalan mezar taşlarını kendi elleriyle yok edecekler ve o güzelim alan harabe bir yerde kalacak. Sonradan da üzerine
devlet hastanesi yapılacaktır. Yani bugün Gökçeada'mızın tarihi, sarıklı, kavuklu, hotozlu bir Osmanlı mezarlığı maalesef söz konusu değildir. O güzelim mezar taşları bizzat bizim kendi insanlarımızın eliyle yontulmuş, yol yapımında, bina yapımında, orada burada kullanılmıştır. Bakın bunlar açık, kendi kendimizi kötüler gibi oluyorum ama anlatmak zorundayım. Aynı hatalara bir daha düşmeyelim diye. Buraya geldiğiniz zaman 500 yıllık Osmanlı tarihinden geriye kalan bir cami, 4 tane çamaşır haneden başka doğru düzgün bir tarih eserimiz maalesef günümüze ulaşamamıştır. Ama en azından bunları korumak, muhafaza etmek ve Gökçeada'ya sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Gökçeada'dan selamlar, saygılar.